Birisi Belarna ile Sırrı Nedir'e daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi pür ipak bir makyajla karşınızdayım. Çünkü yanımda Hamı Yatak Pınar var. Hamı Yatak Pınar makyajının kusursuz olmasının sırrı nedir? Bunu araştıracağız. Hoş geldin Hamı Yatak. Hoş bulduk canım. Televizyonda, gazete ve dergilerde, sosyal medyada ünlülerden kimi görsek ve çok beğensek hep şunu düşünüyoruz. Bu makyaj acaba kime ait? Ve ben gerçekten araştırıyorum. Çoğunun altından senin ellerin çıkıyor. Öncelikle ellerine sağlık diyorum. Ve o yüzden de ilk makyaj videomu dermişim. Evet, bu bir makyaj kanalı değil tabii ki. Bu bir gazetecilik kanalı. Ben Sırrı Nedir'de haber yapmaya değer, başarılı olan kişilerin, olayların, hadiselerin sırrını çözmeye çalışıyorum. O yüzden de Hamı Yatak Pınar'ın kusursuz makyajının Sırrı Nedir'i 5 maddeyle sıralamaya çalışacağım. Sonra da bir maddeyi sana soracağım. Hamı Yatak Pınar'ın kusursuz makyajının sırrı, sır 1. Çünkü o işine tam 30 yılını verdi. Evet, böyle söyleyince birazcık fazla. Çok uzun geldi. Ama evet, 1989'da okulu bitirdin ve sektöre adım attın. 30 yıldır o eller bir sürü surata dokundu ve bir mucize gibi, sihir gibi bir sürü kadını güzelleştirdin. Evet. 30 yılda sektör nereden nereye geldi? Sen nereden nereye geldin? Ya aslında hakikaten çok uzun bir zaman dilimi. Benim işe başladığım zaman da hani sektör çok dardı. Yani makyaj olayı sadece salonlarda yapılıyordu daha çok. Yani böyle çekim sektörü, öyle bir ortamlar yoktu. Neredeyse hani ilk çekim makyözlerinden biriyim diyebilirim. Benim gibi bir iki tane daha arkadaşım vardı. Ben de tabii başlangıcımda bir kuaför salonunda başladım o dönemde. Moda sektörü çok daha heyecan verici, çok daha eğlenceli geldi. Hemen hop geçtim. Oraya zıpladım. Peki böyle ilk makyaj yaparken tir tir titrediğin çok ünlü insan kimdi? Ya çok heyecanlandığım isimlerin başında ya Türkan Şoray geliyor. Türkan Şoray'a makyaj yaparken gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü yani yıllarca onu televizyonda izleyip ona makyaj yapabilmek aslında hayal edebileceğim bir şey bile değildi belki de o filmlerini izlerken. Çok etkilendim, çok severim kendisini zaten. Hani Türk sinemasına hem oyunculuğuyla hem de makyajıyla, tarzıyla imzasını atan bir insandır. Türkan Şoray kirpi diye bir şey var, tabii, efsane tabii. Var yani. Yani o benim unutamadığım zamanlardan biridir. Gülşen Bubikoğlu keza, yani çok onunla da yollarım kesişmişti. Efsaneler yani. Evet, Hamı Yatak Pınar'ın kusursuz makyajının sırrı, sır 2. Birine yaptığın makyaj diğerine benzemiyor. Hepsi kişiye özel gibi. Görüyoruz, bir tane make-up artist var, X diyelim. Bir tarzı var ve o tarzı herkesin üzerine aynı uyguluyor. Yani aynı kuyruklu eyeliner'ı çekiyor. Her kim olursa olsun fark etmiyor. Ama sen gerçekten kişiye özel makyaj yapıyorsun. Yani karaktere uygun makyajın piri gibisin bana göre. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Aslında standart bir şey yapmıyorum. Gerçekten düşünerek yapıyorum. Yani o insanın yüzüne bakarak ezberden hani bu şekilde gözüne makyaj yapmalıyım, bu şekilde uygulama yapmalıyım diye düşünmüyorum. O anda hani onun göz şekline göre nasıl bir uygulama yapmam gerektiğini tasarlıyorum. Konseptin ne olduğuyla ya da o anda nasıl bir insan ve karakter çizmek istiyorsa hesaba katıyorum. Yıllar içinde bir göz beğenim de oluştu. Yani benim aslında hani makyajda hoşlandığım bir görüntü var. Sır 3 zaten buydu. Güven veriyorsun. Belki de bu çizgilerinden ve kurallarından dolayı. Güçlü ifadenin ve anlamın peşinde olduğun için. Şovun değil, kesinlikle, anlamın peşinde kesinlikle. Olduğun için. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben hani makyaj öne çıksın değil, kişi öne çıksın diye hep bütün çalışmalarımı yapıyorum. Bu gerek sanatçılarla çalıştığımda, ünlülerle çalıştığımda, gerek gelir makyajlarımda. Benim için aman ne güzel makyaj demesinler. Bugün ne kadar güzel görünüyorsun ne güzel desinler. Bakıyorsun, ne güzel bakıyorsun. Yani benim aslında söyletmek istediğim şey bu. Sır 4. Tabii ki bu kadar popüler olmasının bir sırrı da ünlüler. Ama ünlüler de gerçekten bu işe yıllarını vermiş profesyonel insanlar. Hiçbir zaman böyle boş lafa ve boş isme gitmezler. Gerçekten güvendikleri insana giderler. Evet. Ve bir ünlünün birine gitmesi diğeri için de iyi bir referanstır. Kesinlikle. Ünlüler ünlüleri getirdi. Diyorum. Aynen. Ve dolayısıyla birazcık ünlüler hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuda konuşulacak çok şey var seninle. Öncelikle Türkan Şoray dedik ya, oradan başlayayım. Türkan Şoray bir devre makyajıyla imza attı. Sence günümüzde kim ya da kimler gelecekte makyajlarıyla hatırlanacak?
Aslında Türkan Şoray'dan sonra bence en çok konuşulan makyajlardan biri Ebru Gündeş makyajıdır diye düşünüyorum. Buna biraz benim parmağım da var bu ilk zamanlarında. İlk zamanlarında varsa sen yalnızsın. Tabii. Yani Ebru Gündeş makyajı denen makyaj biraz benimle başladı. Yani biz çok uzun yıllar önce birlikte çalışmaya başlamıştık. Kesinlikle damgasını vurduğunu düşünüyorum. Yani muhteşem bir makyajı ve onun suratı da makyajı çok iyi taşıyabilen. Tabii ki yani sonuç olarak makyajı taşıyabilmek zaten ikinci bir şey. Yani çok güzel yapılıyor olması dışında onu taşıyabilmek, onu yakıştırabilmek. Ya hakikaten her makyajın bir bakışı vardır. Ben onu da söylerim. Bak bu makyaj bu şekilde yaptık. İşte biraz aşağıdan bak derim mesela. Veya bu makyajı biraz böyle kaş altından bakarsan daha etkileyici olur gibi trikleri de veriyorum. Yani her makyajın bir hal ve tavrı vardır. Ebru da bunu hakikaten çok iyi yansıttı. Biraz o kaşlar neydi Amiyet? Hepimiz o hataya düştük ama 90'lardaki 90'lar incecik kaşlar Ebru Gündeş'in de aynı kaşlarla. Ya ben aldım onun o ilk kaşlarını biliyor musun? Evet, faili bulundu efendim. Bulundu. Bir nesli mahvettin Amiyet. Bunu bana sürekli söylüyorlar. Senin yüzünden kaşlarım mahvoldu. Ebru Gündeş'e benzesin diye. Ya sonuçta 90'larda hepimiz de aynı şeyleri yaptık. Yani Ebru'nun hakikaten bulundu. Şöyle o kadar gür ve güzel yüksek kaşları vardı ki. Benim de o yüzden kaşlarım gitti. Yani o anda çok çocuksu durduğu için biraz daha hani daha feminen dursun, daha yaşı büyük göstersin diye belki yani yapıldık. Modaydı, yani onun için yaptık. Seni suçluyorum ama yani tabii o zaman şaka yani. Ama ben yine yarıya kadar almıyordum. O dönemde bir sürü meslektaşım vardı. Kaşları yarıya kadar alıp kalemle tamamlıyorlardı. Ben o kadar acımasız davranmadım. Başka var mı günümüzden yani film artistlerinden? Ya ben dünyadan biraz örnek vermek istersem Jennifer Lopez hastasıyım zaten. Kim değil ki? Yani çok ikonik bir makyaj tarzı var. Kesinlikle. Hiç modası geçmiyor. Ufak tefek değişikliklerle hep aynı tarzı 20 yıldır neredeyse bir şekilde sürdürüyor. Çok çok beğeniyorum ve kesinlikle tek geçerim. Yeni nesillerden de Gigi Hadid, Bella Hadid kardeşlerin tarzlarını kardeş seviyorum. Kardeş yanları nasıl buluyorsun? Kardeş yanları Allah çok belalarını versin. Çok benim tarzıma yakın değiller onlar. Yani kardeş yanlar fazla geliyor bana. Özellikle Kim Kardashian çok fazla geliyor. Yani evet kontürün kraliçesi, kontür kraliçesi hayatımıza kontürü soktu. Daha doğrusu kontür bizim hayatımızda hep vardı ama normal insanların hayatına soktu kontürü. Başarısını kabul ediyorum ama artık biraz demode olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada da makyaj biraz daha gerçekliği aramaya başladı. Bizim ülkemizde de seviliyor ama Araplara da bakıyorum ben mesela. Bazı Arap ülkelerinde ki ben gidip onlara gelin makyajları yapıyorum. Onlar bile istemiyorlar artık. Emin misiniz diyorum hani beni çağırdığınızda ben hani sizin tarzı evet, çok uygun şaşırtıcı. Çok fazla hani size uyan bir tarzım yok diyorum. Arabik makyaj yapmıyorum. Yok yok diyorlar biz zaten hani sizin gibi yaptırmak istiyoruz. Çünkü daha kaliteli diyorlar. Ya güzel doğru yani, yolu bulmuşlar. Artık Araplar bile arabik makyaj istemiyorlar. Lütfen Türk kadınlarına sesleniyorum. Siz de vazgeçin bu Arap makyajlarından, Arabik tarzlardan. Peki, çok konuşulan bir altın oran meselesi var. Hep de böyle fotoğraflardan o altın oralın bir uygulaması var. Oradan buluyorlar. Sencesini soruyorum. Bir sürü ünlü geçti elinin böyle altından. Kimdir o altın orana en yakın yüz hatlarına sahip Türkiye'de? Altın oran bence yüz hatlarına sıra gelince maalesef biraz sapıyor. Yani altın oranı yüze uyguladığınız zaman o kadar mükemmel bir güzellik yakalayamıyorsunuz. Yani altın oran yüzde çalışmıyor bence. Matematiksel bir şey altın oran. İşte kaşla gözün mesafesi şu kadar santim olacak, o ona eşit olacak, burası şöyle olacak, burası böyle olacak. Her altın oranda olan yüz, güzel yüz anlamına gelmiyor. Yani farz-ı misal Mona Lisa'nın altın oran olduğu söyleniyor. Mona Lisa güzel geliyor mu bize? Göreceli yani o yüzden de altın oran aslında güzel anlamına gelmiyor. Sadece bence
bir matematiksel durum diye düşünüyorum. Dünyada da hani kaç tane örneği var? Angelina Jolie'nin altın oran olduğu söyleniyor. Benim bildiğim kadarıyla. Evet, o matematiksel olarak belki eşitlemiştir her Türkiye'de yerine. Türkiye'de de mesela Beren Saat en yakın bulunuyor. O da yani çok güzel bir yani kadın. Evet, çok o da çok güzel bir kadın ama bir başka var mı? Yok. Yani Yetak, bunlar için en güzel yüz Türkiye'de ya da yüzler kimlerdir? Yani makyaj yapmak bir şölene dönüşüyor dediğin mesela. Sinem Kobol'un tarzını beğeniyorum. Çok fresh, çok genç ve taze makyaj tarzı var. Benimle de çok örtüşüyor o yüzden. Eğer bir makyajda birinin yaşı büyüyorsa orada bir yanlışlık vardır diye geliyor bana. O yüzden Sinem'le de bu anlamda çok güzel ilerliyoruz. Seviyorum makyajını. Burçin Terzioğlu'nu çok seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum. Yani Hande Erçel'in yüzünü de beğeniyorum aslında. Onun yüzünün de makyaja çok müsait olduğunu düşünüyorum. O zaman ilk üçünü Sinem Kobal, Burçin Terzioğlu ve Hande Erçel olarak sıralayabiliriz. Neslihan Atagül'ü de tırnak içinde. Yani evet. O Neslihan'ın da gerçekten çok tipik bir yüz hattı var. Çok farklı makyajlarda yakışıyor, çok da güzel taşıyor. Makyajsız da çok güzel. Hangi isim makyajda mutlaka ne ister? Yani onların böyle makyaj konusundaki uğurları, hassasiyetleri söyleyebilir misin bize? Sinem'den başlarsak, Sinem mesela kaşlarına hiç müdahale ettirmek istemez. Onun en titizlendiği şeylerden bir tanesi. Aman kaşlarım öyle çok... Hiç aldırmamış mı kaşlarına? Ya zamanında aldırmıştı ama şu anda mesela alınmamış. Ama işte kalem müdahalesi olmasın, aman işte sertleştirmeyelim, işte boyamayalım. Doğal. En doğal şekliyle kalsın. Burçin Terzioğlu da dudaklarını çok fazla kalemle büyütülmesini sevmez. Doğal dudakları olsun ister. Gözlerini biraz daha böyle iri görünmesini ister. Demet Özdemir'in hoşlanmadığı bir şey yok. O genelde hakikaten bir teslimiyetle makyaj masasında oturuyor ve zaten çünkü o kadar genç ve güzel yüzü var ki ne olsa yakışıyor. O da yani illaki şunu yapma, bunu yapma diye bir derdi yok. Elçin Sangu için kirpikler çok önemli. Yani ki çok fazla makyaj sevmiyor ama mesela kirpiklerinin güçlü olmasını istiyor. Kirpiklerinin hani ön planda görünmesini istiyor. Bir de dudak renginde de çok hassas. Yani dudaklarının çok büyütülmesini istemiyor ama dudaklarının böyle biraz belirgin görünmesinden de hoşlanıyor. Çok ten makyajını da hep doğal görünmesini seviyor. Fahriye'nin de kontürle ilgili bir hassasiyeti var. Evet, kontür seviyor. Burun kontürü ve onun yanaklarının kontürünü. Evet, zaten onun bu konulardaki hassasiyeti ve sevgisini neredeyse herkes biliyordur diye düşünüyorum. Bazı insanlar çok gençken bu sektöre giriyorlar ve o bebeksi bir şeylikler oluyor ya yüzlerinde, şişlikler oluyor. O dönemde kontür yapmaya alışıyorlar. Ergenlik şişliği, evet, yanaklar biraz daha şişkin oluyor. O dönemde kontür yapmaya alışıyorlar. Bu bir alışkanlık halini alıyor diye düşünüyorum. Yoksa şu anda yani hamilelik dönemini ve doğum sonrasını saymazsak gerçekten öncesinde kontür ihtiyacı yoktu artık yani. Evet. Amiyet Akpınar makyajının sırrı 5. Detaylar senin için çok değerli. Yani elin de çok hızlı artık yapaya çok hızlandın ama sen çok detaycı makyaj yapıyorsun. Evet. Yani senin bir eyeliner'ının diğerine eşit olmama ihtimali yok. Ben tamam demeden tamam olmuyor makyaj. Bana bazen diyor ki hadi ya yeter, ben bitti demeden bitmez diyorum. Hadi ya oldu yok şurada birazcık daha bir şeysi var ya. O mükemmelliyetçilik zaten yani benim aslında hem işimdeki başarımı getirdi hem biraz daha kişisel olarak da yani kusurum da diyebilirim. Yani çok bazen beni böyle yoran bir durum. Ama o da benim meslek aşkımla birleşince işte bu farklılıkları yaratan şey de o mükemmelliyetçi hissim diye düşünüyorum. Hamit, peki şeyi soracağım. Bu dijital makyajlara ne diyorsun? Yani artık evde tek başına duruyorsa kimse kalkıp makyaj yapmıyor bir selfie çekmek için. O dijital makyajlara koyuyor bir şey. Bu eğlencelik olursa varım. Yani evet ben şu epi denedim, işte şu filtreyi denedim, ne kadar şirin oldum falan deyip bunu bu şekilde sunuyorlarsa bu eğlenmektir. Ama onu o şekilde sunmayıp makyaj yaptım,
nasıl olmuş diye koyarlarsa kandırma bu bir sahtekarlıktır acaba diyorum. Yani o ikisini ayırt etmek lazım. Tam yeter, benim kusursuz makyajının sırlarını ben elimden geldiğince 5 maddede özetlemeye çalıştım. Ve şimdi sana sormak istiyorum. Mesleğinde bir marka olmana, bu kadar güven uyandırmana ve herkesin sana sorgusuz teslim olmasına ne ve neler yol açtı? Nedir senin sırrın? Benim farkım, bir farkım varsa da bu insanların ne istediğini anlayabilmekle alakalıdır diye düşünüyorum. Çünkü makyaj yapacağım kişinin gerçekte nasıl görünmek istediğini anlayabiliyorum. Bir selebriti makyaj sanatçısı olmak gerçekten farklı bir konu. Yani herkesin tolere edebileceği bir şey değil. Yani burada o kadar kritik noktalar var ki, yani hem çok yakın olacaksın, hem mesafeni koruyacaksın. Sır saklayacaksın. Yani şimdi biz burada sırları konuşuyoruz ama çalıştığım insanlarla ilgili başka sırlar sorsaydınız ben asla ağzımı açmazdım. Yani, ne diyeceğim yani, o ne zaman çocuk yapmak istiyor falan demeyeceğim, ben burada işiyle konuşuyorum. Yani çok farklı ortamlarda, farklı anlarda böyle farklı sırlar da paylaşıyoruz. Çok özel anları birlikte yaşıyoruz. Biz de seninle 10 yıldır tanışıyoruz. Evet. Nereden bakarsan sen çok ketumsundur o konuda. Hiçbiri hakkında bir başkasına konuştuğunu duymadım hiçbir zaman. Yani bu bana bir faydası yok zaten. Böyle bir şeyi konuşmanın tam tersine zararı var. Celebrity yönetimi diye bir şey var aslında bizim, evet, sektörde. Doğru. O yüzden de 3-4 kişi arasında dönüyor o celebrity dünyası. Evet, doğru. Harikasın. Yani. Harika bir detay verdin. Bu da çok önemli bir sırdı gerçekten. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Geldim. Efendim, Mehmet Akpınar bana bu mükemmel makyajı yaptı. Yani ben makyajımı çok beğendim. Kendimi beğenmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama bu makyajı yaparken bir taraftan da bize çok kıymetli bilgiler verdi. Gözlerin daha anlamlı bakabilmesinin sırrı nedir? Burnun, benim gibi böyle patlıcan bir buruna sahipsiniz. Burnunun daha küçük durmasının sırrı nedir? Yüzün daha ince durmasının sırrı nedir diye bir sürü şey konuştu. Hem anlattı, hem benim yüzüm üzerinden uygulamalı gösterdi. Şimdi hadi o bölümler yayınlansın. Biz de şimdilik hoşça kalın diyelim. Nedir'in alt bölümlerini yapalım istiyorum. Evet, evet. Hamiyet Akpınar'la Kusursuz Makyajın Sırrı Nedir'in bölümlerine geçiyoruz. Daha büyük, daha anlamlı bakışların, kusursuz göz makyajının sırrı nedir diye soruyorum sana. Büyük göz her zaman güzel demek değil. Ben her büyük gözün iyi göründüğünü düşünmüyorum. Yani amaç burada gözü büyütmekten ziyade göze biraz daha anlam katabilmek. Ten renginde mat bir farı göze derinlik katmak açısından katlama bölgesine uyguluyorum. Özellikle göz kapaklarında şiştikleri olan insanlar için. Ki benim vardır. Çok tuz tükettiğim için. Evet, burada kesinlikle bir derinlik yapmak. Bu hem göze anlam katıyor, hem de aslında gözün büyümesini de sağlıyor. Çünkü oradaki gölge kirpikle birleştiği zaman otomatik olarak gözde bir büyüme oluşturuyor. Tam katlanan noktaya. Aynen, tam katlanan noktaya. Ten rengine yakın, çoğunlukla mat ya da saten dokulu ürünler bu bölgelerde daha çok işe yarıyor. Aynı rengi biraz da yukarıya bakalım. Kirpik dibine, göz altının kirpik diplerine geçiyorum. Bu da aslında concealer ile kaybettiğimiz bu o göz boğumu var ya, hı hı, o göz boğumu gözün biraz daha iri durmasını sağlayan bir şey. Hı hı. Ama concealer sürdüğümüz zaman tamamen nötrlendiğinden dolayı o göz boğumunu göremiyoruz ve göz daha kısık duruyor. Hı hı. O yüzden bu şekilde yine orta koyulukta bir far yardımıyla o göz boğumunu geri vermiş oluyorum. Gözü çekik göstermek için gözün uç kısımlarına hafif bir gölge yapıyorum ben. Ve bu gölgeyi göz bebeğinden dışa doğru daha fazla uyguluyorum. Of, çok iyi bir trik bu. Evet. Gölgeyi nereye uygulayacağını bilemeyenler için göz bebeğinden dışa doğru. Aynen. Gözün ortasında hiza alıyoruz. Hı hı. Göz bebeğinden dışarıya doğru. Hafif koyulukta
Aslında yine mat bir kahveyle yapıyorum bunu. Diğer renge göre biraz daha koyu tabii. Oradaki etkiyi alabilmek için. Parmakla far uygulamasını highlighter'da ben kullanıyorum. Pırıltı veren farları parmaklarla sürmeyi daha çok seviyorum. Çünkü etkisini daha güçlü hissediyorum. Çünkü böyle bastırarak sürmek. Aynen. Galiba. Tampon hareketlerle bastırarak sürüyorum. Göz içine yaptığımız ten rengindeki bir kalem yardımıyla de gözün büyümesini desteklemiş oluyor. Eskiden beyaz kalemi çok makbuldü. Şimdi ten rengine geçtiniz. Ne oldu da beyaz renkten vazgeçtiniz? Ya şöyle ki beyaz çok zaten yapay duruyor. Yapıldığı zamanlarda da göze hoş görünmüyordu. Eskiden beyaz kullanıyorduk çünkü ten rengi yoktu. Ama şu anda ten rengi varken beyaz kullanmak mümkün değil. Şimdi bak kalemi sürdükten sonra göz otomatik olarak şöyle bir açılma yaşadı, büyüdü. Göz pınarlarına da bir aydınlatıcı uygulaması yapıyorum. Bu da yine gözün daha büyümesini ve ışık almasını sağlayan bir uygulama. Çok seviyorum ben bu uygulamayı. Evet. Sıra geldi eyeliner'a. Eyeliner veya kalem, bu aslında ikisi de benzer etkileri yaratıyor. Kirpik diplerine uygulanan eyeliner gözün daha çekik, daha derin ve etkileyici bakışlar elde etmemizi sağlıyor. Eyelinersız göz biraz daha boş görünüyor aslında. Eyeliner'ı özellikle çekik göz yapmak için bu şekilde yan taraftan kirpiği çok takip etmeyerek yukarıya doğru bir çizik atıyorum. Çünkü kirpiği takip ettiğiniz sürece, eğer ki gözünüz de zaten düşükse kirpikle birlikte göz daha da düşük görünmeye başlıyor. Gözde düşüklük varsa çok fazla iç kısımlara doğru ilerlemiyorum. Yine farda yaptığım gibi göz ortasından dışarıya doğru uygulamamı yapıyorum. Sana evet. Ne kadar fark ettim. Ya. Kirpimen yok şu anda. Aynen. Hemen arkasından rimeli uyguluyoruz. Rimel gerçekten bir mucize. Yani tek başına bir rimel bile inanılmaz bir etki yaratabiliyor gözde. Şimdi bak bu gözünü bayağı uygulamayla büyütmüş gibi değil mi? Evet. Ben şey diyorum, makyaj hakikaten insanı vezir de eder, rezil de eder. İnce bir yüzün sırrı nedir? Daha ince bir yüzün sırrı, aslına bakarsanız kontürde herkesin bir kontür alanı vardır. Onu belirlemek için de en klasik şekli dudağı öpücük haline getirirsin ve burada çıkan boşluk, burada çıkan hat herkesin kontür alanıdır. Çünkü bunu yaptırmadan yaptığınız zaman kontür ya aşağıda durur ya yukarıda durur ve gerektiği yerde olmadığında da hiçbir işe yaramaz. Ve olduğundan daha kötü, dalgalı, çirkin bir görüntü olur. Bakın şimdi iki taraf arasındaki farkı da göreceğiz. Aynen. Sen şimdi bir öpücük atıyorsun aynaya ve şunu şu şekilde hafif bir kontür malzememi alıyorum. O derinliği biraz daha ortaya çıkarmak için. Ergen kız Instagram pozu bu. Evet. Aynen. Kontürümü sürdükten sonra hafif yukarıya doğru yayıyorum onu. Kontürü aslında ortaya çıkaran şey aynı zamanda highlighter'da. Highlighter yardımıyla o kontürün daha ortaya çıkmasını sağlıyorum. Çünkü ikisi aslında bir bütün. Elmacık kemiğinin hemen üstüne yapılan highlighter uygulaması otomatik olarak, bak şimdi orası yükselince kontür daha belirgin hale geldi ve kontürü hissetmeye başladık iyice. Evet, sırada burnumuz var. Burnum da bayağı büyüktür. Evet, bu patlıcan burun az sonra minicik bir buruna dönecek demek isterdim. Çok mini de olmaz zaten benim suratımda minicik bir burun ama bakalım ne olacak. Şimdi bazı fırçalar var ki gerçekten akıllı fırçalar diyorum ben bunlara. Hani bırakıyorsunuz kendi işini kendi yapıyor. Aynen. Mesela bu da onlardan biri. Şimdi şuradaki
hattı devam ettirmek için. Senin burnunda aslında yarıdan sonra bir genişleme var. O yüzden şu kısımdan alıyorum ve yarıdan sonra uygulamamı yapıyorum. Yana doğru yayıyorum. Burun kanadına da geçiyorum tabii ki. Çünkü burun kanatlarında da hafif genişleme var. Burun kontürü de yüz kontürü gibi aslında. Her buruna özel ayrı kontür yapmak lazım. Yani bu kontür her burun için geçerli değil. Değil tabii. Kimisi, bu benim burnum için. Tabii bu senin burnun için ideal bir kontür uygulaması. Başka burunlarda ne bileyim daha genişleme olur. Buradan itibaren almak gerekir. Burun kanadı geniş değildir. Oraya kontür yapmazsın. Burnu uzundur. Şu alt kısmını iyice koyulaştırırsın. Yukarı kalksın. Yukarı kalksın diye. Sende hiç öyle bir şey söz konusu değil. Hatta tam tersine tam biraz miskin. Fazla yukarıda. Yani. Ve burada biraz concealer yardımıyla bu kontürü destekliyorum. Buradaki burun genişlemesini sanki göz altına aitmiş gibi aydınlatıyorum burun kenarlarını. Burnun tepe noktasına hafifçe highlighter'ı dokunduruyorum. Bu sanki yapay bir burun ucu yapmışım gibi. Gördün mü? Evet. Bak burnunun ucu pıt diye yukarıya kalktı. Mesela şimdi normal şaka gibi değil mi? Sihir. Normalde burun ucu burada olsa bile parlama burada yaşandığı zaman o illüzyon yaratıyor. Sanki burnun ucu yukarıdaymış gibi bir hava. Yanakların ön kısımlarındaki pembişliğe ben bayılıyorum. Ben de çok seviyorum. Böyle gülümseyip sürüyoruz. Aynen gülümseyip en yüksek noktaya. Şurada yükseliyor ya gülümseyince. Oralara hafif pembişliği koyuyoruz. Ne highlighter'ı etkiliyor, ne kontürü etkiliyor. Gayet tatlı bir efekt veriyor ve yükseliyor yine. Dudak rengi bir ruj bu zaten. Sen çok fazla ruj sevmiyorsun diye onu seçtim. Senin dudağının rengine çok yakın hafif bir renklendirme yapmış olduk. Harika. Eve makyajımız son bitti. Ellerine sağlık Amir. Gerçekten şahane bir dokunuşun var. Elinin sihri midir, kerameti midir? Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Efendim 30 yılın deneyimini suratımda görüyorsunuz işte. Amiyet Akpınar'ın makyajının sırrı nedir'i çözmeye çalıştık. Umarım başarabilmişizdir. Umarım izlediklerinizden siz de kendinize dair küçük küçük sırlar çıkartmışsınızdır. Evet, bir başka Sibel Erdoğan'la sırrı nedir'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.